Herkese selamlar. Bugün yine Galatasaray gelişmeleriyle birlikteyiz. Bugün Galatasaray'ımıza ait son dakika gelişmelerini ve transfer haberlerini hep birlikte öğreneceğiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani İspanya Ligi'nde yurt dışında oynayan oyuncuların uzun süre oralarda kalmasından yanayım ama sizin düşünceniz ne olur Okay'la ilgili? Şöyle görüşler de var mesela dün programda konuşurken eminim siz de konuştunuz başka programlarımızda, yayınlarımızda. Okay'ın biraz acaba yumuşak mı kalır? Yani 2 asisti, 2 golü var. İlk 11'de 50 maça çıktı. 26 yaşında. Tabii yani yaş olarak bakılınca belki Türkiye'ye dönmek için doğru bir yerde olabilir. Bazen çünkü yurt dışında istediği noktada uzun süre kalamayınca oyuncular istediği performansında bir sıkıntı yok bence de. Acaba Türkiye'ye... Aşama kaydetme. Yani acaba Türkiye'de... Ki daha büyük bir fırsatı alamaz mıyım endişesi de olabilir. Ha kulübü bence de Celta Vigo için önemli bir oyuncu. Galatasaray'ın orta sahasında Okay gibi bir oyuncuya çok ihtiyaç var. Yani Okay gibi iyi bir 6 numaraya, bana göre gerçek bir 6 numaraya ihtiyacı var. Çünkü bu ne Don ne de Etobo değil. Hani Etobo'nun öne dikine oynama isteği var. Adam eksiltme özelliği, cezalan içine ekstra bir oyuncu olarak dahil olma özelliği var. Şut atma özelliği var. Döner gelirse Galatasaray'da bence katkısının yüksek olma ihtimalini ben düşünüyorum. Etobo Galatasaray'da Fatih Hoca'nın listesinin 1, 2, 3, 4. oyuncusu değil. Bunu unutmayalım. Dördüncü oyuncusu değil. Tercihi değil. Yani teknik adamlar bir liste verirler. En son sıralarında. Tabii, hatta belki de olmayan mı? Tabii. Hocanın mesela ben... Fatih Hoca mutsuz mu hocam? Mutsuz değil. Ama... En çok sevdiği işi yapmaktan bir kere tabii ki mutlu da tabii ki. Ekstra ya performans şöyle şimdi sergiliyor. Fatih Hoca tamam ben Galatasaray'ım çok mutluyum ama ya bir kere de şu sezona bir şöyle girseydik diyor mudur acaba? Diyordur. Neden diyordur? 3 tane isim sayacağım. Bunlar olsaydı bunlar Fatih Hoca'nın çok arzu ettiği takımında çok görmek istediği oyunculardı. Birinci sırada Mert Hakan'ı söylemeyeceğim. Birinci sırada Kaan Ayhan diyorum. Yani bu transferin gerçekleşmemesinden ben Fatih Hoca'nın çok üzüldüğünü düşünüyorum. Yani Mensah için aynı şeyi söylüyorum. Mensah için. Evet, Mert Hakan için. Bu üçünü alabilseydi. Bir de şu anda ismi geçen Okay Yokuş'u da bu üçünün yanına dahil edilseydi Galatasaray bambaşka olurdu. Galatasaray'ımızdan Okay Yokuş'la ata yeni teklif ortaya çıktı. Galatasaray'da rota Okay Yokuş'la çevrildi. Takvimin haberine göre teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1,5 milyon euroluk kiralama teklifi yapıldı bile. Galatasaray yönetimin ayrıca Okay Yokuş'la için sezon sonunda 4 milyon euro zorunlu satın alma teklifinde de bulunarak İspanyol kulübünden cevap beklediği öne sürüldü. İspanyol kulübünün bu gelişmeden sonra Galatasaray'dan düşünmek için süre istediği de ortaya çıktı. Bu transferin birkaç gün içinde netlik kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Öte yandan Okay Yokuşlu'nun Galatasaray'da oynamak için yönetimi ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü. Galatasaray Jack Ney'i satmıyor teklif gelse bile. Maicon ve Mustafa Kapı'dan gelen 1.6 milyon euronun 675 bin eurosunu Etobo'ya harcayan Galatasaray'ın transfer için sadece 975 bin eurosu kaldı. Okay Yokuşlu için kaynak oluşturmaya çalışan Sarı Kırmızılar satış yapmak zorunda ancak evdeki hesap çarşıya uymadı ve Katar'dan gelen iki teklif yönetimi tatmin etmedi. Sabahın haberine göre Katar'dan iki kulübün Younes Belhanda ve Mbaye Diagne'ye Galatasaray'a 3'er milyon euro önerdiği ortaya çıktı. Belhanda'ya 10, Diagne'ye 13 milyon euro bonservis ödeyen Sarı Kırmızılar teklifleri çok düşük bulsa da transfer döneminin kapanmasına 20 gün kaldığı için köşeye sıkıştı. Adem Büyük'ün ayrılığı sonrası Falcao'yu alternatifsiz bırakmak istemeyen teknik heyet Diagne'nin kalmasından yana tavır aldı. Belhanda için ise 5 milyon euro talep etme kararı alındı. İşte Galatasaray'ımızdaki tüm transfer haberleri. Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Galatasaray son olarak orta sahaya Etobo'ya takviyesini yaptı. Sarı Kırmızı'da ekip yeni isimlerle görüşmeleri sürdürürken Kondogbia, Fred, Okay Yokuşlu gibi yıldız isimler Galatasaray'ın gündemine geldi. Taraftarlarımızı heyecanlandıran bu isimler ve Galatasaray'ın transfer listesi hakkındaki detaylar. Nainggolan, 32 yaşındaki oyuncu için Inter'e 1 milyon euro kiralama ücreti teklif eden Galatasaray, oyuncunun maaşı için ise 2.2 milyon euro önerdi. Inter'li yetkililer oyuncunun maaşı konusunda sorun çıkardı. İtalyan kurmaylar yıllık maaşı 3.5 milyon euro olan Nainggolan'ın ücretinin tamamının ödenmesini talep ettiler. Öte yandan Conte'nin yıldız oyuncuyu takımda görmek istemesi transferi de zora soktu. Clement Greiner, dünyaca ünlü gazeteci Manu Lanjon, Galatasaray'ın Clement Greiner ile ilgilendiğini yazdı.
Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Najon, sarı kırmızılı takımın geçtiğimiz hafta sonu Rennes'te forma giyen Clement Greiner ile görüştüğünü duyurdu. Nakamba, orta sahaya acilen oyuncu istiyorum dediği ve Nakamba'yı çok istediği ortaya çıkmıştı. Ama Aston Villa Nakamba da çok fazla ücret isteyince Galatasaray mecburen bu transferden vazgeçti. Okay Yokuşlu, teknik direktör Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği milli oyuncu için İspanyol kulübü Celta Vigo'ya 1,5 milyon euroluk kiralama teklifi yapıldı. Ama Celta Vigo hala teklifinde ısrarcı, daha fazla para istiyorlar. Haliyle Galatasaray'ın o kadar çok ücret veremeyeceği için transfer biraz sıkıntıya düştü gibi. Fred, Galatasaray'ın bir sıra önce orta saha transferi konusunda gündeme gelen adaylardan olan Manchester United'lı Fred, geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. İngiliz spor dergisi 442'ya röportaj veren Brezilyalı futbolcu transferiyle ilgili şunları söyledi. Burada kalmak istiyorum, isteğim bu yönde, takımdan gitmek istemiyorum. Her zaman dediğim gibi bu takım için önemli bir oyuncu olmayı ve kupalar kazanmayı hedefliyorum. Van de Beek transferi bizi daha güçlü hale getirecek. Hepimiz için iyi bir transfer. Bu sezon takvimden dolayı daha çok oyuncu ihtiyacımız olacak. Eğer büyük bir kulüpte oynuyorsanız her zaman rekabet vardır. Buna alışığım dedi. Kondogbia, orta saha için girişimlerini sürdüren Galatasaray'ın yeni hedefi Valencia'dan Kondogbia var. İspanyol basın haberine göre sarı kırmızılı takım Fransız oyuncu ve kulübüyle temaslara başladı. Cimbom'un 27 yaşındaki ön libero için Valencia'ya kiralama teklifi götürüldüğü bildiriliyor. Kondogbia'nın da Aslan'a sıcak baktığı ifade ediliyor. Peki bu saydığım isimlerden hangisinin Galatasaray'a gelmesini çok istersiniz? Galatasaray'da Omar El Abdullahi'nin menajerine ödenen para ortaya çıktı. Yunan ekibinden ayrılan Norveçli futbolcu Omar El Abdullahi'nin Galatasaray transferi sürecinde yaşanan bir gerçek ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncunun menajerine ödenen rakam neredeyse oyuncuya verilen ücretin yakın olması şaşkınlık yarattı. Ajans Spor'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni transferi Omar El Abdullahi'nin menajeriyle yapılan anlaşma şok etkisi yarattı. Sarı Kırmızıların bu transferde sadece menajer ücreti olarak 2 milyon 175 bin avro ücret ödediği iddia edildi. Ayrıca bununla kalmayan sözleşmede Norveçli futbolcu bir sezonda 10 maç ve üzerinde forma şansı bulursa menajeri olan Mikael Adampaur her yıl 75 bin euro daha kazanacak. Galatasaray yeni transferi Etebo, Scott Pri'ye emanet. Galatasaray'ımızın yeni transferi Etebo dünkü antrenmanda takımla birlikte çalıştı. Stoke City'den bir yılına kiralanan Nijeryalı futbolcuya teknik heyet ve yeni takım arkadaşları yakın ilgi gösterdi. Öte yandan Fatih Terim geçen sezon sonunda sakatlık yaşayan ve ardından maça çıkmayan Etebo'yu ABD'li kondisyonere Scott Pri'ye emanet etti. Tecrübeli oyuncunun Başakşehir maçına kadar hazır hale gelmesi planlanıyor. Galatasaray'da Rota Fransa, hedef Clement Greiner. Stoke City'den Etebo'yu bir yılına kiralayan ve yarın başlayacak yeni sezon öncesi orta sahasını bir isimle daha güçlendirmek isteyen Galatasaray'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Cimbom son olarak Lig 1 ekiplerinden Rennes'te top koşturan 29 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Clement Greiner'ı gündemine aldı. Yahasport Fransa'dan Manon Anjon'dan Twitter hesabından paylaştığı haberde sarı kırmızıların kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Greiner ile temasa geçtiğini yazdı. Galatasaray'ın oyuncunun maliyetini karşılamaya hazır olduğu bildirilirken Rennes'in düşünmek için süre istediği öğrenildi. Nakamba eli yaktı. Teknik direktör Fatih Terim'in orta sahaya acilen oyuncu istiyorum demesi üzerine gündeme gelen futbolculardan birisinin de Nakamba olduğu ortaya çıktı. Aston Villa ile temas kurulurken İngiliz ekibinin Nakamba'ya 2,5 milyon euro kiralama, 12,5 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Bunun üzerine Nakamba görüşmesi yatınca menajer William Davi'ye Eto'yu önerdi ve maliyeti nedeniyle bu transfer gerçekleşti. Galatasaray'da Yozviak elden kaçıyor. Yakup Morda ile birlikte Galatasaray, Scout ekibinin önerdiği Kamil Yozviak elden kaçmak üzere. Moder gibi Lech Poznan forması giyen 22 yaşındaki kanat ile Derby County ciddi şekilde ilgileniyor. İngiliz kulübü Polonya ekibine ikna etmek üzere Galatasaray teknik direktör Fatih Terim hem Moder hem de Yozviak'ı istemişti. Ancak sarı kırmızı yönetim iki oyuncunun da transferini gerçekleştiremedi. Edinson Cavani Atletico Madrid'e gidiyor. Atletico Madrid bonservisi elinde olan 33 yaşındaki forvet Cavani'yi transfer ediyor. Adı birçok kulüple anılan forvet, Ocak transfer döneminde de İspanyol ekibiyle anılıyordu. Atletico Madrid o dönem transferi gerçekleştiremedi. Atletico Madrid'in transferi gerçekleştirmesi için Diego Costa ile yollarını ayırması bekleniyor. Uruguaylı Cavani'nin maaş taleplerini karşılayabilmesi Costa'nın ayrılığına bağlı olacak. Edinson Cavani daha önce PSG'nin yanı sıra Napoli ve Palermo gibi kulüplerde forma giymişti. Edinson Cavani geçtiğimiz günlerde de Fenerbahçe'ye yazılmıştı. Tabii bu transfer mümkün gözükmüyor.